üzerine altın kaplı olarak yapılmış. Şimdi aslında Bayezid zamanında daha Osmanlı hilafeti eline geçirmemiştir. Kabe'ye niçin böyle bir anahtar göndermeyi diye sorulabilir. Belki Osmanlı o dönemde çok gelişmiş bir ülke olduğunu göstermek için böyle bir jest olarak Kabe'ye bu kilidi göndermiştir. Çünkü daha evvel bütün Abbasi ve Memlük sultanları her Kabe'nin yani Ramazan döneminde sürre dediğimiz Kabe'ye gönderilen hediyelerle muhakkak bir kilit gönderiyor Kabe'ye. Oysa Bayezid hilafete geçmemesine rağmen böyle bir jesti yaparak ben de artık İslam dünyasında varım demek istiyor. Evet, bakırdan, belki bakırdan yapılmış o ama çok ince bir işçilikte. Belki de dizayna saray atölyelerinde yapılmış olmalı. Bir bakır tencereyi görüyoruz. Çok enteresandır. Bu tencere bir noktadan dönüyor. Yani dibi tek noktada değiyor. Bunu çok araştırdık. Bu acaba bir yemek için olabilir mi? Ne için kullanılıyor? Çünkü içinde yemek pişirilmemiş. Çok bir incelik var. Sonra bir yaşlılardan birisi dedi ki bunu dedi hamamlarda köpürtmek için kullanırlar. Çünkü hakikaten üstünde sabun izleri var. Onu tespit etti. Yakından görüyorsunuz işçiliği. Tipik bir Osmanlı bakır işçiliği. Yavuz Selim dönemine geldiğimizde artık eserlerdeki gümüş artımını görüyoruz. Bir hamam tasını görüyorsunuz. Gayet ince bir Rumi desenlerle ve biz tahmin ediyoruz ki bunların yapımında Yugoslavya'dan gelen ustaların işçiliği, onların etkisi var. Çünkü başka örneklerde bunu fark edebiliyoruz. Ve bunların üzerine Yavuz Sultan'ın damgası basılmıştır. Gümüş ve altın yağdırıyor. Kupalar veya bizim maşraba dediğimiz tarzda bu eserler Osmanlı sanatının belki de en ince eserlerinden bir tanesi. Bugün Londra Victoria Park Müzesi'nde bulunan bu kupalardan dünya müzelerine yayılmış 7 tane var. Gümüşten yapılmış ve üzeri altın yağdırılı. Ve dekor üstündeki kademeler 3 kademe olarak yapılmıştır süslemesi. O kadar ince bir işçilik gösterir. Üzerinde tabii Yavuz'un mührü bulunmaktadır. Bir grup eser çok enteresan olarak size gösteriyorum. Çinko. Diyeceksiniz ki Çinko ne kadar kıymetli bir şey ki Osmanlı Sarayı'nda bu kadar özel giderek üzerine altın takmalar yapılmış, taşlarla süslenmiş. Herhalde sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Madenle değindiniz olabilir. Çinko 14-13. Yüzyılın başında ancak satılmış. Ve o zaman çok kıymetli bir maden, yani 7 madenden biri olarak çok kıymetli bir maden olarak düşünülmüş. Ve sarayda bulunan malzeme kullanılarak birçok kupalar, sürahiler, tabaklar yapılmış. Üzeri burada gördüğünüz gibi altınlarla veyahut tabii bunlar sultanlar için yapılıyor. Üzeri kıymetli taşlarla süslenmiş. Hatta altın yaldızla içleri kaplanmıştır. Tabii burada bir tek şey akla gelebiliyor. Çinko belki biraz soğuk tutuyor olabilir düşüncesi var. Bir not olarak da Topkapı Sarayı'ndaki araştırmalarda hazinede çalışılırken Türkçeler halinde şey bulunmuştur, Çinko bulunmuştur. Demek ki 16. yüzyılda bu o kadar kıymetli ki hazine defterine işlenmiştir bunlar Türkçe halinde. Ve kullanıldığı görünüyor. Evet, bir örnek daha yeni. Altın yaldız ve bunlara biz tutya diyoruz. Tutya olarak tanıyoruz. Kabe anahtarlarının, Kabe kilitlerinin gönderilmesi
çok enteresan Yavuz Sultan döneminde yoktur. Hilafeti almasına rağmen. Ama Kanuni bu geleneği devam ettirmiş. Burada gördüğünüz gibi ana gövde demir, üzeri gümüş kaplama olarak altın yaldızlı Kabe'ye anahtar verilmiştir. Aynası üzerinde kendisine kadar olan sultanların isimleri yer almaktadır. Evet, size şimdi Topkapı Sarayı'nın kapısını gösteriyorum. Topkapı Sarayı'nın muhteşem bir demir kapısı var. Bu kapı döküm olarak, demir dökümü olarak örnek bir eser olarak gösterilir. Yüzeyine elinizi dokundurduğunuz zaman bu kadar mükemmel bir döküm, bu kadar büyük devasa bir kapı nasıl yapıldı diye düşünüyorum. Ustasının imzası var. Şurada gördüğünüz gibi tam alt bölümde Ameli Mehmet. O aradaki yazıyı tam olarak birçok kişi farklı oldu da ama sonunda Mehmet olduğunu görüyoruz. Altında da Kanuni geleni 1526'da yapıldı, anlaşılıyor. Kapının çok enteresan, çok küçük bir anahtarı var. Topkapı Sarayı'nın bu ihtişamlı kapısına bu kadar küçük demir çivi herhalde tamamen temsili olarak konmuş bir çivi olmalı. Lale şeklinde şekillendirilmiş. Tarcan Hocam yavaş yavaş toparlarsanız. Tamam, toparlayın. Topak çok önemli. Osmanlı özellikle askeri olarak Avrupa'ya giderken bu eser şeyleri topak askeri kıyafetleri çok kullanılır. Miğferler, alt başlıkları bunlar içindedir. Bir gümüş umurdan çok önemli böyle altınızı olarak yine sembolik olarak uzun ömrü sembolize eden bir umurdan burada görüyoruz. Kabe'ye gönderilmiş bir gümüş kaplama Kur'an mahfazası ki üzerindeki süslemeleri görüyoruz. Yine devam ediyor. Mesela burada bir at bakalım var. Görüyoruz. Bakın böyle altın yaldır. Ama Osmanlı ordusu Trakya'ya girdiği zaman bunların hepsini altın olarak görmüştür. Evet, bu örnekler bakır örnekler, kandiller. Sırayla gösteriyorum size belki farklı şamdanlar önemli bir bölüm. Lale şamdanlar adıyla üstünde. Evet. Topak son dönemde çok önemli olmuş. Çünkü artık Avrupa sosyal yaşantısı girdiği için sofralar zenginleşiyor. Tabaklar, süsler, tamamen malzeme bakım üzerine ama gümüş değil. Altın yağmur yapılarak tombak gibi çok değişik bir şekilde devam ediyor ki bu 20. yüzyıla kadar bu eserler devam ediyor. Efendim, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle farklı bir konu olmasına rağmen beni davet ettiğiniz için Komite Başkanlığı'na da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tarcan Hocam'a teşekkür ediyorum. Oturumu kapatmadan önce yürütme kuruluna, organizasyon kuruluna, bildiri sunanlara hepinize çok teşekkür ediyorum. Before I close the session, I would like to thank the members of the organizing committee for realizing such a beautiful meeting. Thank you very much.